Napolyon, Rus Seferi. Moskova. Avrupa'nın büyük bir kısmına barış hakim. Fakat Fransa endişe verici askeri hazırlıklara sahne oluyor. Binlerce asker toplanıyor ve bölüklere ayrılıyor. Fakat İmparator Napolyon açık ve net bir biçimde bir savaş daha istemediğini söylüyor. 1811'de Akdeniz'den Neman Nehri'ne dek Avrupa'yı kontrol etmekte. İngilizlerle savaşmak için Rusların desteğine güveniyor. 1807'de Friedland'de Çar Alexander'a karşı zafer kazanması ve Tilsit Anlaşması'nın ardından Fransa ve Rusya resmen müttefikler. Fakat Alexander, Napolyon'un genişlemeci stratejisini desteklemiyor ve anlaşmalarına saygı göstermeyerek İngiliz ticaret gemilerini limanlarına kabul ediyor. Napolyon için Rusya'nın bu davranışı onu Fransa'nın düşmanı yapıyor. Armand de Caulaincourt 4 senedir St. Petersburg'da Fransız elçisiydi. Öyle ki Rusya'yı çok iyi anlıyor. St. Petersburg'da seni çok özlediklerini duydum. Senin ayrılışın onuruna bir ziyafet bile vermişler. Bir Rus'a mı dönüştün Caulaincourt? 2 senedir Paris'e dönmek için talepte bulunuyorum. 2 sene evet. Umarım orada bulunduğun sürede dostun Alexander'ı tanıyabilmişsindir. Neden İngilizlere limanlarını kapatmayı reddediyor? Buna savaş ilanı denemez. 4 sene önce Tilsit'te anlaşma imzalarken bana... İngilizlerden en az senin kadar nefret ediyorum dedi. Ve ona bu durumda barış yapabiliriz dedim. Ama o buna sıcak bakmadı. Almanya'yı siz istila ettiniz. Polonyalıları desteklediniz ve sınırlara asker yığdınız. Hem de barış zamanı. Caulaincourt, Napolyon'un sırdaşıydı. Onun güvenini ve sevgisini nasıl kazanacağını biliyordu. Fakat Napolyon'a karşı hayranlığına rağmen gözlerini kör etmesine izin vermedi. Oynadığı oyunu görebiliyordu ve Fransa için endişeleniyordu. Paris'ten bu kadar uzaktaki bir sefere hiçbir şey bir bahane olamaz. Savaş alanında çok fazla adam öldü. Ah Caulaincourt, bu işi anlamıyorsun. Rusya geniştir ve iklimi zorludur. Yaklaşmanıza ve zorunlu yürüyüşle birliklerinizi yormanıza izin verecekler. Savaşmayacaklar. Kışı bekleyecekler. Artık bana güvenmiyor musun? Caulaincourt, endişelenme. Rusya'ya karşı savaş çok mantıklı. Savaş. Bu sözcük sonunda söylenmişti. Ve gelecek aylarda Napolyon Avrupa'nın dört bir yanından ordu toplamaya ve onları Rus İmparatorluğu'nun sınırına yığmaya devam etti. Çar Alexander bu karşılaşmanın kaçınılmaz olduğunu biliyordu. İki strateji arasında gidip geliyordu. Fransızları karşılamak ya da onları Moskova'ya doğru çekmek. Fransız ajanlardan kurtulmak için Alexander planlarını sadece kendine çok yakın olanlarla paylaşıyordu. Napolyon kendini dikkatli olmaya davet edenleri duymazdan gelmeye devam etti. Caulaincourt'un dediği gibi kendini kaderine götüren karşı koyulmaz yola girdi. Seferin birinci günü. Yarım milyon adam. Saflarda Fransızca konuşuluyor ancak İtalyanca, Almanca, Lehçe, Portekizce ve İspanyolca da duyulabiliyor. Bu 20 milletten oluşan bir ordu. Birinci İmparatorluk kaderine doğru ilerliyor. Napolyon hızlı bir sefer istiyor. Birkaç güç gösterisi ona göre Çar'ın aklını başına getirmeye yetecek. Bütün Avrupa halklarını tek bayrak altında bir araya getirme hayaline ulaşmak istiyor. Onlara kısa süre sonra evlerine dönecekleri söylendi. Polonya ve Rus İmparatorluğu arasındaki sınırı oluşturan Neman Nehri'nin ötesinde bilinmeze adım atıyorlar. Büyük ordunun en büyük özelliği Avrupa tarihinin en büyük ordusu olmasıydı. Napolyon'un büyük ordusunda çok sayıda sivil de yer alıyordu.
Bazı subaylar, hatta düşük rütbeliler bile eşlerini, çocuklarını, hatta metreslerini getirmişti. Çok farklı bir kervandı. Kimileri Mısır seferinden beri onun yanındaydı. Eski muhafızları vardı ve büyük ordunun temelini atmışlardı. Bu adama güveniyor ve onu izliyorlardı. Onlara göre Napolyon bir yıldızdı. Napolyon seferin başlangıcında keyifliydi. Başarmıştı. Çarların topraklarındaydı. Eşi Marie-Louise'e yazdığı bir mektupta iyimserliği ve kayıtsızlığı göze çarpıyordu. My friend. Dostum, önemli bir şey olmadı. Sağlık durumum iyi ancak havalar çok sıcak. Napolyon'un Avrupa hakimiyeti konusundaki asıl rakibi İngiltere'ydi. Amacı İngiltere'yi dize getirip barış yapmaya zorlamaktı. Ve bu bağlamda 1807'de Rusya ile barış yapmıştı. Gerçekte bu güçlü ile zayıfın ittifakıydı. Örneğin Rusları İngiltere'ye savaş açmaya ve İngilizlerle tüm ticareti kesmeye zorluyordu. Fakat Ruslar anlaşmanın bu kısmına asla uymadı çünkü İngiltere ile yaptıkları ticaret ekonomileri için çok önemliydi. Daha ideolojik olan bir diğer faktör de Rusya ile savaşa girmenin Avrupa medeniyetini Asya barbarlığıyla savaşa sokmaktı ve Rusya da bu şekilde görülüyordu. Bu soruyu Ruslara sorsanız Napolyon'un Rusya'yı fethetmek istediğini söylerlerdi. Napolyon hızlı bir zafer kazanmak istiyordu. Rus ordusunu 2 aydan kısa sürede yenmeyi ve Aleksandr'ı Napolyon'un şartlarında barışa zorlamayı umuyordu. Ancak Rus imparatorluğunu yok etmek istemiyordu. Aleksandr'ı tahttan indirmek istemiyordu. Aleksandr için yenilecek düşman Napolyon'du. Kültürü ve tarihine büyük bir hayranlık duyduğu Fransa değil. Rusça kadar Fransızca da konuşmaktan hoşlanıyordu. Efendim, büyük ordu bu sabah Neman'ı geçti. Savaş ilan etmeden mi? İmkansız. Yeni Fransız elçisi 2 gün önce görevinin bittiğini söyleyen bir not bırakmış. 2 gün önce mi? Neden bana bilgi verilmedi? Önemli olduğunu düşünmedik. Savaş ilanları demek buymuş. Savaşmaya hazırız efendim. Bu görüşe katılmıyorum general. Ama... Korsikalı kısa bir savaş istiyor. Kariyerini kurduğu şu zaferlerden biriyle bitecek bir savaş. Bir Austerlitz daha istiyor. Onu bu keyiften mahrum bırakacağız. Savaşmayı reddederek mi? Bu bize yakışmayan bir tavır oluyor. Onun kaybolmasına izin vereceğiz. Ve bu bize zaman kazandıracak. Birinci Aleksandr karmaşık bir karakterdi. Ve kurnaz bir politikacıydı. Aynı zamanda çok hassastı ve kolay yaralanıyordu. O zamanlar askeri anlamda kim kendini Napolyon'dan güçsüz hissetmezdi ki? Aleksandr 1805 seferinde ordulara komuta etmeye kalkmış ve Austerlitz Savaşı'nda korkunç bir felaket yaşamıştı. Aleksandr bir askeri deha olmadığının farkındaydı ve 1812'de Rus tarihinde ilk defa ordularını bizzat komuta etmemeyi kabul etti. Aleksandr 1805'teki Austerlitz yenilgisinden dersini almıştı. Napolyon becerikli bir biçimde onu sadece 40 bin adamı olduğuna ikna etmişti. Oysa ordusu bunun 2 katıydı. Tuzağa düşen, kandırılan ve aşağılanan Çar ve Avusturyalı müttefiği savaş alanında 16 bin ölü bıraktı. Bu büyük ordunun 7 sene sonra Rusya'ya girene dek kazandığı uzun zafer serisinin ilkiydi. Aleksandr'a baskı yapmak için Fransız ajanlar köylere bildiriler dağıttı. Şuna bak. Rus kırsalındaki halkları ayaklandırmak istiyorlardı. İmparator Napolyon düşmanınız değildir. Ülkenizi züppe baskıcılardan kurtarmasına yardım edin. Özgürlük
ve yeni bir yaşam sizlerin olacak. 30 milyon köylü köle durumundaydı. Asillere karşı en ufak bir direniş zalimce bastırılıyordu. Özgürlüklerini hayal ediyor olmalıydılar. Durun. Köleliği kaldırmayı vaat ederek Napolyon sadakatlerini kazanabilirdi. Fakat yaşadıkları bütün zorluklara rağmen onlar Rus toprağına bağlıydılar. Bu onların dünyasıydı. Peki ya yaklaşan Fransızlar, onlar hakkında ne biliyorlardı ki? Seferin ilk dönemlerinde Napolyon'un ya da Alexander'ın köylülerin tepkisinin ne olacağını ve onlara ne kadar güvenilebileceğini bilmesi imkansızdı. Rusya büyük bir belirsizlikten ibaretti. Kimse 300 senedir Rusya'yı istila etmemişti ve Rus halkı Napolyon'un istilasını ataları zamanında Moğol ve Tatarların gerçekleştirdiği istilaya benzetiyordu. Pamfil Nazarov daha 20 yaşında. Fakat Çar'ın Deccal olarak tanımladığı Napolyon'la savaşmak için askere ihtiyacı var. Ve Pamfil genç ve bekar olduğu için köy halkı onu seçti. Onun gibi genç serfler sahipleriyle yaptıkları anlaşma sonucunda onların Rus vatanını korumak için yaptıkları katkılar olarak savaşa gönderilebiliyordu. Neden? Neden ben gitmek zorundayım? Tanrı yanında olacaktır. Pamfil, senin için her gün dua edeceğim. 25 yıllık askerlik görevini tamamladıktan sonra özgür olarak kabul ediliyorlar. Tabii hayatta kalırlarsa. Pamfil Nazarov bir asker olarak zor bir ders alacak. Ve yakında büyük orduyla yüzleşmeye hazır olacak. Orduya alındıktan sonra serflerin ailelerini ve sevdiklerini bir daha göremeyecekleri neredeyse kesindi. Askerlerin yaşamı çok zorluydu. Bölükleri yeni aileleri oluyordu. Nasıl bu kadar cesurca savaştıklarını anlamak açısından bu çok önemlidir. Rus asilzadeleri Napolyon'un Rusya'da köleliği kaldırmasından çok korkuyordu. Bu durum bir kaos yaratıyordu. Büyük ordu Vilnius'a doğru ilerledi. Fakat düşman kaçıyor ve savaşmayı reddediyordu. Napolyon'un imparatorluk muhafızları sonunda bir Rus koluyla karşılaştı. İlk çarpışmaları ve ilk karşı karşıya savaşları. Her iki tarafta bir adım bile geri atmamaya kararlıydı. Bu gelecek savaşlara dair korkutucu bir ön gösteriydi. Fransızlar saldırganları kolayca püskürttü ve bu durum Çar'ın birkaç gün içinde teslim olacağına dair yanılgıyı güçlendirdi. 27 Haziran, Vilnius yolu, seferin 4. günü. Hemen Adrien François Bourgogne, imparatorluk muhafızlarında görevliydi. Ve 1812 öncesindeki bütün Napolyon seferlerine katılmıştı. Onun için bu uzun yürüyüş bir başka seferden ibaretti. Sergeant? Efendim? Duval? Duval! Dostum! İyi misin? Yaralandın mı? Basit bir çizik. Sana evinde hissettirecek bir şey vermeye geldim. Rus generalin malzemelerini ele geçirdik. Ve içinde her şey var. Hepsini Florensia'nın aracına koyduk. O bizim aşçımız. İspanya'dan beri bizimle.
Onu kanatlarımın altına aldım. Niyetim ciddi, dedikoduları dinleme. Doğal olarak. Yemelisin ufaklık. Ruslarla savaşmak için sana güç verir. Yoksa imparatora söylerim. Bir tesadüf eseri Burgonya, kendi memleketi olan 2000 kilometre ötedeki Conde Surlesco'dan gelen 12 adamla karşılaştı. Peki o? Onun nesi var? Top seslerine dayanamıyor. İlk top atışıyla saflardan ayrıldı. Ve ancak savaş sona erince döndü. Rus generalinin şarabı. Bunu hayır diyemezsin. Göreceksin, güçleneceksin. İnsan korkularını, endişelerini ve acılarını yenmeyi öğreniyor. Sen hiç korkar mısın? Ben ve herkes korkar. İki kez yaralandım. Bunun ne demek olduğunu biliyorum. Şans eseri seçilip aileden ayrılmak, zorunlu yürüyüşler, savaşın beklediği uykusuz geceler. Ailem fakir olmasaydı, paramız ve toprağımız olsaydı yerime başkasını gönderebilirdim. O nedenle buradayım. Biri yerini almak için para ödediğinden. O paranın bir penisine bile dokunmadım. Şu ayakkabılarıma bak. Güya 3 yıl dayanması gerekiyor. Burada ne yapıyoruz? Biliyor musun? Kimin için savaşıyoruz? Hemen Burgonya'ya orduda bir kariyer yapmayı seçmişti. Onun gözünde Napolyon yenilmezdi. Buraya gel asker. Kısa bir süre sonra yeni bulduğu arkadaşlarından 11'inin yaşamını kaybedeceğini tahmin ediyor olamazdı. Büyük ordu Litvanya'nın başkenti olan Vilnius'a girmeye hazırlanıyordu. Vilnius, Rusya ele geçirmeden önce Polonya'ya aitti. Fakat Çar şehri terk etti. Bu Vilnius sakinleri ve büyük orduda savaşan 30 bin Polonyalı asker için iyi haberdi. Fransızların Vilnius'a girmesiyle Polonyalılar ve özellikle de Polonyalı asiller Fransızları kurtarıcı olarak karşıladı. Napolyon'un onlara özgürlüklerini vereceğini düşünüyorlardı. Ve özgürlükten de iyisi bir Polonya devletinin yeniden doğmasını sağlayacaklardı. Alexander birkaç saat önce buradaydı. Neden nehri savaşmadan teslim etti? Sizi uyarmıştım efendim. Bu seferin sonsuza kadar uzaması için her şeyi yapacak ve büyük bir savaşa girmeyecek. Korkak. Polonyalıların gözleri önünde onurunu lekeledi. Efendim, General Balakoç, majestelerinin elçisi. Büyük Petro'dan bu yana kimse topraklarınızı istila etmedi General Balakov. Hiç savaşmadan koca bir bölgeyi fethetmeme izin mi veriyorsunuz? Utanmıyor musunuz General? Rusların aslanlar gibi savaşacağına sizi temin ederim efendim. İmparator birliklerinizi geri çekmenizi ısrar ediyor. Kardeşim Alexander askeri konularda acemi. Neden komutayı tek başına almayı seçti acaba? Sizi şaşırtabilir. 2 ay geçmeden barış için yalvarmak zorunda kalacak. Birkaç gün burada kalıp erzak yenileyeceğiz. Hasta ve yaralılar için hastaneler kuracağız ve Litvanya yönetimini yeniden oluşturacağız. Berthier, yerel soyluları kullanacağız. Bir yönetim oluşturup bağımsızlığını ilan edeceğiz. Kimse buna kanmayacaktır efendim. Yönetim kontrolümüz altında olacak. Olenkor, sana fikrini sormadım. Kendinizi Litvanya'nın bağımsızlığından yana mı göstermek istiyorsunuz? Özgür bir Polonya'nın olduğunu belirterek. Avusturya ile olan ittifakımızı tehlikeye atamayız. Polonyalılar beklemek zorunda. Bu koşullarda vatanseverlik çağrılarınız duyulmayacaktır efendim. Polonya'nın bir kısmı hala Avusturya'ya aitti ve Ruslar karşısında zafer kazanmak için Napolyon'un Avusturyalı müttefiklere ihtiyacı vardı. Ruslar Fransızlar geldiğinde aniden verdikleri bir kararla oradan ayrılmadı. Bu karar Rusya Yüksek Komutası tarafından daha Fransızlar Rusya'ya girmeden 1 sene önce alınmıştı. Rus ordusu geri çekilirken aynı zamanda Napolyon'un birliklerini yavaşlatmak için de ellerinden geleni yapıyordu. Araziye zarar verme politikası izleyerek bulabilecekleri tüm yiyecek kaynaklarını, hayvan yemlerini ve çiftlik hayvanlarını yok ettiler. Yeni
geri çekilen Rus ordusunu kovalamakta olan büyük ordu Vilnius'tan ayrıldı ve birlikler daima doğuya ilerleyerek günde 20 ila 40 kilometre mesafe kat etti. Sağanak yağmurlar nedeniyle her bir adımda çamurla savaşmak zorundaydılar. Ruslar ambarları ve depoları yakarak süvarilerin yiyecek bulamamasını sağlıyordu. Nemli çatılardaki çürümüş samanları aldılar. Fakat onları yiyen atlar ölüyordu. Yiyecek ekmek olmadan dizanteriye yakalanan, yaraları iyileşmeyen orduda kısa sürede binlerce hırsız ve kaçak ortaya çıktı. Seferin ilk haftalarından itibaren sorunlar çıkmaya başladı. Açlık kelimesini kullanmam ağır olur. Ancak yiyecek bulmak konusunda ilk sorunlar görülmeye başlandı. Hiç şüphesiz hırsızlık yapan ve askeri anlamda bir katkısı olmayan on binlerce adam vardı. Birliklerini bir araya getirmek ve düzen sağlamak için Napolyon şu anda her zamankinden daha çok büyük bir savaşa ihtiyaç duyuyordu. Uzaklarda küçük ışıkları görebiliyorlardı. Rus ordusunun kampına yaklaşıyorlardı. Bu Çar'ın ordusuydu. Hepsinin beklediği an buydu. Buradaydılar, yakında, görüş alanlarında. Napolyon hedefine yakındı. Ertesi gün büyük savaş yaşanacaktı. Bir zafer daha, bir Austerlitz daha ve bu savaş sona erecekti. Hemen Burgonya ve adamları çatışmaya hazırlanıyorlar. Silahlarını temizleyip tüfeklerini kontrol ediyorlar. Yaralanma ihtimaline karşı bez parçaları hazırlıyorlar. Savaş alanında insan yaralarını kendi tedavi etmeli. Kimi vasiyetini yazıyor, son dileklerini kağıda geçiriyor ama aynı zamanda eşlerini ve çocuklarını bir kez daha görmeyi umuyorlar. Diğerleri ise tasasızca şarkı söylüyor veya uyuyor. Bu sefer de Napolyon şimdiden iki kaybedilmiş savaşa denk asker, at ve ekipman kaybetti. Zafer kazanmalı. Hem de bir an önce. Efendim, bir an önce gelmelisiniz. Hemen geliyorum Colincourt. Gentlemen. Beyler. Napolyon kandırıldığını anlamıştı. Savaş olmayacaktı. Ruslar geride bir iz bırakmadan kaybolmuştu. Ordu Smolensk'e doğru yürüyüşüne devam etti. Rus yazı sıcaktı ve içme suyu tükeniyordu. Kimi taburların susuzluğunu dindirmek için yanlarında sadece bira vardı ama yürüyüşe devam ettiler. Seferin ilk günündeki tüm zorluklara rağmen Napolyon'un bir stratejisi vardı. Buraya savaşmaya gelmişti. Ve stratejisi neredeyse işe yarıyordu. Çünkü birliklerinin gerçekleştirdiği bazı hareketler Rus ordusunun bir kısmını Smolensk şehrinde toplanmaya zorladı. 16 Ağustos, Smolensk, seferin 53. günü. İlk top atışı sabah 6'da yapıldı. Napolyon Çar'ın ordusuyla karşılaşmayı umuyordu. Ama karşısında sadece 20 bin asker vardı. Her ne olursa olsun Smolensk'i savunma emri almışlardı. Fakat rampaların ardında bu ahşap şehir yanıyordu. Adamlar, kadınlar ve çocuklar kaçamayarak can veriyor, canlı canlı yanıyor ya da duman zehirlenmesinden ölüyorlardı. Şehir kaybedildi. Napolyon zafer kazanmıştı. Smolensk'i ele geçirdi. Fakat onu engelleyen Smolensk savunmacıları Rus ordusunun ana bölümünün Moskova'ya kaçabilmesini sağlamıştı. Kimileri Smolensk'te yaşanan trajediyi Pompei'ye benzetiyordu. Vezüv'ün püskürmesi gibi. Güzel bir manzara, öyle değil mi süvari komutanım? Korkunç bir manzara efendim. Şunu unutma. Düşmanın cesedi daima güzel kokar.
Bu bir roman sözü. Çekilmeme izin verecek misiniz efendim? Orduları kaçıp giderken şehri ateşe veren Ruslardı Kolenkor. En azından benimle bir kez karşılaşmak dostum Alexander'ın onuruna olur. Bundan sonra barış yapabiliriz. Tıpkı düellonun ardından barışan iki şampiyon gibi. Savaş sadece politikadır, Kolenkor. Ve biz Ren'in bu tarafındayken barış asla olamaz. Kolenkor arkadaşına verdiğim acıdan dolayı rahatsız oluyor. Çar arkadaşım filan değil. Sizi övmeye çalışan bu adamlardan daha fazla Fransızım. Lütfen sus. İmparatorla konuşuyorsun. Neden susacakmışım? Bu savaşı önlemek için her şeyi yaptım. Gurur duyuyorum. Efendim, bana İspanya'da görev verin. Buradan ayrılayım. Çok duyarlısın Kolenkor. Sana güvendiğimi bilirsin. Alexander İngiltere'ye karşı olduğunu ilan ettiği anda bu iş biter. Peki ya bu sırada? Benim Kremlin'de imparatorluk tacı giydiğimi görmek istemiyorsa, durdurmaya çalışsa iyi olur. Hı? Napolyon savaş istiyor çünkü kazanabileceğini düşünüyor. Alexander'ın yakında barış isteyeceğine eminim. Tek yapabileceğim şu ana kadar beni mutlu eden düşüncelere sarılabilmek o kadar. Şehrin kaderi trajik oldu. Burası bir zamanlar muhteşemdi ancak yangınla yok oldu. Bu yangını büyük oranda düşmana bir şey bırakmama politikaları nedeniyle Ruslar çıkarmıştı. Smolensk savaştaki ilk dönüm noktasıydı. Çok sayıda sivil ilk defa orada öldü ve savaş kurbanı oldu. Smolensk'ten itibaren Fransız istilacılara karşı vatansever bir politika izlenmeye başlandı. Napolyon istilacı. Smolensk'te Rus vatandaşlardan oluşan bir şehir konseyi toplattı ve boyun eğmelerini emretti. Yoksa cezalandırılacaklardı ve ücretlerini Fransız parası olarak alıyorlardı. Onlardan nüfusa tahıl, canlı hayvan ve yemden oluşan bir vergi getirmelerini istedi. Bu vergiler Fransız birliklerine karşı nefret doğmasına neden oldu. Fakat Ruslar, Alexander'ın neden onlara karşılık verip şehirlerini ve kasabalarını savunmadığını merak ediyordu. Bu, Çar ve Rus nüfusu arasındaki ilk ve derin krizdi. Bu güven krizi aynı zamanda imparatorluk ordusunda da mevcuttu. General Bargasyon, arkadaşı Yermalov'a şöyle yazıyordu. Bu üniformayı giymekten utanıyorum, beni öldürüyor. Birer piyon gibi etrafa dağıldık ve burada ağzımız açık sınırlarımızda acı çekiyoruz. O kadar mide bulandırıcı ki delireceğim. Üniformamı bir köylünün perişan kıyafetleriyle değiştirebilirim. Sürekli geri çekilmek Rus askerlerinin korkak hissetmesine neden oluyordu. Moralleri her zamankinden düşüktü. Ordunuzda çok sayıda ajan var. Buna 1000 Alman subayı da dahil. Tüm bu yabancılar artık size güvenmediğinden ordunuzu onursuz bir biçimde geri çekiyorlar. Sizi bu nedenle buraya topladım. Orduyu ve aynı zamanda insanları birleştirecek bir genel komutan atayacağım. Zaferimiz bu adayın kim olduğuna bağlı. General Kutuzov'u öneririm. Alexander Kutuzov'dan hoşlanmıyordu. Çünkü yüzü ona Austerlitz'teki yenilgiyi hatırlatıyordu. O zamanlar Kutuzov Çar'a uygulamadığı bir yol önermişti. Ve bu durum korkunç bir fiyaskoya dönüştü. Kaynaklar General Kutuzov'un iyi yiyeceğe ve kadınlara düşkün olduğunu söylüyor. Farklı generaller 1. Alexander'a onu kötülüyordu. Dairesinde ve savaş alanında Kutuzov'un işleri yatağını ısıtmak olan kızları kozaklar gibi giydirdiğini söylüyorlardı. Fakat 1. Alexander mütevazı bir adamdı ve bu perspektiften iki adamın tarzları arasında büyük bir fark olduğu açık. Vatansever ve özgürlükçü bir savaş için bir Rus'a ihtiyacımız var. Bu durumda General Tormasov'a ne dersiniz? Kutuzov efendim. En yaşlıları o. En iyi generallerimiz Bagration ve Beniksen de onun altında hizmet vermeyi kabul edecektir. Austerlitz'de yenilmişti. Bu onun popülaritesini azaltmadı. St. Petersburg ve Moskova'da oy çoğunluğuyla şehir milislerinin başı seçildi. Popülaritesi ve savaştaki yetenekleri onun için yeterli. Cesaretini herkes biliyor.
General Barclay de Tolly 1. İmparatorluk Ordusu'nun genel komutanı olarak kalacak. Ve General Bargasyon da 2. Ordu'nun. Ama... Kutuzov yeni başkomutan olacak. Ağustos, General Kutuzov'un çadırı. Korsikalı beni küçük görüyor. Austerlitz'ten bu yana benim yeteneksiz bir general olduğumu düşünüyor. Bu çok iyi. Üstelik onun birlikleri disiplinsiz ve moralsiz. Benimkiler öyle değil. Bundan faydalanmalıyız. Gidelim. Kutuzov ismi anılır anılmaz askerlerde vatanseverlik duyguları kabarmıştı. Yoldaşlar diye yazıyordu. Görevinizi yapın, alevler arasındaki şehirlerinizde ve korumanızı isteyen çocukların yalvarmaları arasında yaptığınız fedakarlıkları düşünün. İmparator Aleksandr'ı düşünün. Gücünün bir göstergesi olarak size güvenen liderinizi. Çar'ın ordusu savunma hazırlıklarına başlarken Napolyon adamlarını daha da zorluyordu. Dinlenmeleri söz konusu bile değildi. Rüzgarlar yakıcı tozları gözlerine doğru savuruyordu. Hızlı ilerlemeleri nedeniyle atlarını kaybediyorlardı. Ve tifüs birlikler arasında yayılırken Rus propagandası en savunmasız oldukları yerden vuruyordu. Fransız askerleri bize karşı yürümeye zorlandınız. Barış için savaştığınızı söylüyorlar. Bu desteksiz sözlere inanmayın. Barış aramayan genç adamların akan kanlarına hiç değer vermeyen bir liderin doymak bilmez açlığı için savaşıyorsunuz. Evinize dönün, hala vaktiniz var. Bu askerden kaçma ve moral bozma çağrıları büyük orduyu zayıflatarak saldırıya açık hale getirmek için yapılıyordu. 2 ay içinde ordu ciddi bir biçimde küçülmüştü. Hastalıklar, öldürülenler, yaralılar ve kaçaklara ek olarak geride Vilnius ve Smolensk'i tutması için birlikler bırakılmıştı. Fakat hiçbir şey yürüyüşlerini engellemiyordu. Süvariler ve piyadeler gece gündüz yola devam ediyor, görünmez düşmanlarını bulmaya çalışıyorlardı. Her gün savaş daha da absürt görünüyordu. Kolenkor şöyle isyan ediyordu. Sadece toprak kazanmak adına birbirimizi yok ediyoruz. Fakat kazanılan toprakların ardından Moskova artık sadece 3 günlük yürüyüş mesafesindeydi. Halkın isteği dolayısıyla Kutuzov duvarın dışına çıkmak zorunda kaldı. Borodino'da kutsal şehirden 120 kilometre ötede Napolyon'u durdurmaya çalışacaktı. Arazinin düzgün olmaması düşman ilerleyişini yavaşlatıyordu. Kutuzov, Koloça nehrinin güney kıyısına bir savunma hattı oluşturarak Moskova yolunu tıkadı. 4 tabya yaptırdı. İlk ve en büyük olanı Rayevski tabyasıydı. Sonra ondan daha küçük olan 2 Bagration tabyası yaptırdı ve sonuncusu bir kademe görevi olan Çevardino tabyasıydı. Bir tabya, top sıralarının yerleştirildiği toprak yapıya denir. Aşağıdan siperdeki askerler tarafından korunuyorlardı. Arkalarındaysa çok sayıda Rus birliği yer alıyordu. Kutuzov savunmasını buraya yerleştirmiş. Nehrin arkasında tabyalarla birlikte güvende olduğunu sanıyor. İlk olarak Çevordino tabyasını ve Borodino koyunu alacağız. Sonra birliklerimizi son savaş için hazırlayacağız. Kuzey ordularımız burada kalarak Rus ordusunun etrafımızı sarmasını engelleyecek. İşte bu kadar. Büyük ordudaki 140 bin adam 110 bin Rus'a karşı. 214 piyade kıtasına karşı 180 tanesi. 317 süvari birimine karşı 20 Kozak alayı. 587 topa karşılık 624 tanesi. Top sesleri Fransızlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Tuhaf bir biçimde bu sefer Rusların bölgeden ayrılmadığını gördüklerinde rahatlamışlardı. İki ordu iki çok önemli bölgede savaşmaktaydı.
Borodino köyü, Moskova'ya giden yol ve Rus savunma hattında önemli bir bariyer olan Kevardino tabyası. Bir saatten kısa sürede 10 binden fazla adam öldü ya da yaralandı. Bu asıl savaş için kanlı bir girişti. Bu saldırıda büyük ordu Rus direnişini görmüş oldu. Yaralansalar da, yardım çağırıyor olsalar da yerlerini bırakmadılar ve oldukları yerde ölmeye kararlılardı. Fakat cesaretleri yeterli olmadı. Fransızlar Kevardino tabyasını aldılar. Ağır kayıplara rağmen Napolyon'un planının ilk adımı başarılı oldu. Her iki ordu da yaralarını sarıyordu. Ruslar savunma hatlarını takviye ediyorlardı. Özellikle de Rayevski ve Bagration tabyalarını. Kutuzov, Smolensk bakiresiyle bir geçit töreni organize etti. Pamfil Nazarov tıpkı asker arkadaşları gibi ilahi koruma için dua ediyordu ve düşünceleri ailesine yöneldi. Ancak kişi Tanrı, Çar ve Rusya için ölmeye hazır olmalı diyemedi. Ruslar hiç bugünkü kadar dua etmemiştir diye yazdı şair Glinka. Bu saatlerde kalbimizde ve ruhumuzda Tanrı'yla gizli konuşmalar yapıyorduk. Düşman kendini Tanrı'ya havale etmişken, büyük ordu Napolyon'a inancını hiç kaybetmemiş bir halde sabırsızlıkla ertesi sabahı bekliyordu. İmparator iyi uyuyamamıştı. Kolenkor. Teşekkür ederim. Sabah 3'te yattı. Rusların bir kez daha ortadan kaybolmasından endişeleniyordu. Fakat çadırından çıktığında güveni yerine geldi. Şafağın ilk ışıkları Austerlitz'teki gün doğumunu ona hatırlattı. Bir önceki akşam savaş planlarını yeniden gözden geçirdi. Düşman güçlerinin güney kanadını yenmek istiyordu. Rusların oluşturduğu tabyalara saldıracaktı, özellikle de Rayevski tabyasına. İmparatorluk muhafızları geride kalarak gerekli olduğu halde müdahale edeceklerdi. Askerler, bu savaşı çok uzun süredir bekliyorduk. Şimdi zafer sizin elinizde. Buna ihtiyacımız var. Size zenginlik, toprak kazandıracak ve kısa sürede evinize dönmenizi sağlayacak. Austerlitz'te savaştığınız gibi savaşın. Çabalarınız tarihe geçecek ve insanlar Moskova kapılarındaki büyük savaşta o da savaştı diyecek. Saat boyunca ordular yüz yüze çarpıştı. Askerler mermi, top ve şarapnel yağmuru altında korkularını unuttu. Yanlarında düşen yoldaşlarını, yakın mesafeden vurulanları fark edemediler. Ruslar buna Borodino Savaşı diyecekti. Fransızlarsa Moskova Savaşı'ndan söz ediyordu. Ordular konumları ele geçirdi, kaybetti, tekrar ele geçirdi ve tekrar kaybetti. İkinci Süvari Birliği'nden General Monbrun, Rayevski tabyasına saldırmakla görevlendirildi. Monbrun saldıracağı doğru konumu arıyordu. Atıyla birlikte keşfe çıktı. Ancak göğsüne isabet eden bir top mermisiyle vuruldu. Napolyon onun yerine Armand'ın kardeşi Auguste Colincourt'u getirdi. Rus piyadeleri General Bargasyon'un ölümcül biçimde yaralanmasından sonra çuvallamış olsa da kendilerini toparladılar ve kaybettikleri alanları almak için çabalarını iki kat arttırdılar. Bu karmaşadaki aktörler cehennemden, yanan gökyüzünden, kıyamet gününden ve ölüm kusan toplardan söz edecekti. Colincourt korkunç bir hisse kapıldı. Öğleyin 3'te erkek kardeşi August
5. taarruz biriminin başında 2 bölük ve 2 piyade tümeni desteğiyle Büyük Rayevski tabyasına saldırıya geçti. Ruslar geri çekilmeye zorlanmalıydı. Yaralılar acılarına son verilmesi ve bu acılardan kurtulmak için yalvarıyordu. Ruslar konumlarını kaybetti ancak orduları yok edilemedi. Cehennem gibi bir savaş oldu. Ancak bir kazanan olması için birilerinin kaybetmesi gerekiyordu. Borodino Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirmek çok güç. Çünkü Napolyon ve Kutuzov'un amaçları vardı. Ve ne Napolyon ne de Kutuzov amaçlarını gerçekleştirebildi. Napolyon'un amacı Rus ordusunu tamamen mağlup etmekti. Kutuzov ise Fransızları durdurup Moskova'yı korumak istiyordu. O zamanlar savaş kazanmak ne demekti? Söylenenlerden biri kazananın savaş alanını kontrol eden ordu olduğudur. Durum buysa Moskova Savaşı'nın açık bir kazananı var çünkü Ruslar geri çekildi ve Fransızlar alanı kontrol altına aldı. Bu anlamda Napolyon Moskova Savaşı'nı kazandı. Stratejik anlamda Moskova Savaşı'nın büyük orduyu zayıflattığı doğru. Ruslar bu nedenle kazandıklarını iddia ediyorlar. Fransızlar Moskova Savaşı'nı kazandı ve Ruslar Borodino Savaşı'nı kaybetmedi desek herkes bunu sanırım kabul edecektir. Bu Napolyon için hayal kırıklığı yaratan bir zaferdi. Ciddi sayıda insanın yaşamına mal olmuştu. Ancak büyük ordunun seçkin birimleri olan imparatorluk muhafızları geride kalmıştı. Teğmen Burgonya bu nedenle savaşı uzaktan izledi. Pek çok silah arkadaşı ise ön cephede savaşmıştı. Napolyon tedbirliydi. Belki de fazla tedbirliydi. Muhafızlarının zayıflaması riskini almak istemedi. Fakat Burgonya ve adamlarını birebir çarpışmaya gönderseydi zaferi daha da büyük olabilirdi. Yaşamlar kurtarılabilirdi. Burgonya'nın arkadaşları sağ salim evine dönebilirdi. Çok sayıda kahraman, asker, subay ve general. Polenkor o korkunç günü asla unutmayacaktı. We will triumph. Zafer kazanacağız yoksa kendimi öldürürüm, dedi August son sözlerinde. Büyük tabyanın alınmasını sağlayan büyük saldırıyı o yönetti. Bir düşman kurşunu tarafından öldürülmeden önce buna sevinecek zaman olmuş mudur? İmparator ve Fransa en iyi subaylarından birini kaybetti. Bense kardeşimi kaybettim. O 35 yaşındaydı. Yardım edin. Yardım edin. Bu dehşet verici günde 120 bin top mermisi ve 300 bin mermi ateşlenerek korkunç sayıda insan yaşamı yok oldu. 45 bin Rus öldü ya da yaralandı. Ordunun 1/3'ünden fazlası. Napolyon ise 28 bin adam kaybetti. Katliam sıhhiye görevlilerini sınırlarına dek zorladı. Savaş alanındaki çoğu yaralı yardım alamadı. Büyük orduda 600 askere bir doktor ve eczacı düşüyordu. Her iki tarafta 45 cerrah yaralılarla ilgileniyordu. Bir bacağı kesmek 4 dakikadan az sürüyordu. 10 bin yaralı yardım edilemeyecek bir halde çevredeki köylere bırakıldı. Orada pek çoğu ölecekti. Napolyon ertesi günkü çatışmaları bekliyordu. Fakat Kutuzov'un niyeti farklıydı.
Kutuzov neden söz verdiği gibi ertesi gün savaşmadı? Savaşın sonunda ertesi sabah askerlerine Napolyon'un birliklerine saldırmalarını emretmişti. Fakat gecenin ilerleyen saatlerinde tam tersi bir karar vererek çekilmelerini söyledi. Bunun en olası sebebi Rus ordusundaki kayıplara dair bilgiler alması. Korkunç kayıplar yaşamışlardı. Kutuzov generalleriyle uzun uzun tartışarak yeni bir çatışmanın artılarını, eksilerini değerlendirdi. Ve birliklerinin Napolyon'u durduracak güçte olmadığına karar verdi. Onları koruyup destek alacak zaman kazanmasının daha iyi olacağı sonucuna vardı. 3 ay önce 420 bin asker Neman Nehri'ni aşmıştı. Şimdi ise onların yarısı kalmıştı. Fransa'dan, İspanya'dan ve İtalya'dan geliyorlardı. 4000 kilometreden fazla yol kat etmişler, Alpleri ya da Pireneleri aşmışlar, Almanya, Polonya ve Batı Rusya'yı geçmişlerdi. En azından çok ihtiyaç duydukları bir biçimde dinleneceklerini umuyorlardı. Fakat Napolyon, büyük ordunun Moskova'ya ulaşmasının Aleksandr'ı pazarlığa zorlayacak büyük hamle olduğunu düşünüyordu. Teğmen Burgonya şöyle hatırlıyor. Büyük bir ormanı geçtikten sonra Moskova'yı ilk kez görebildik. Bu gibi anlarda insan her şeyi, tehlikeleri, yorgunluğu, kaybettiği arkadaşlarını unutuyor. Ve dikkat ettiği tek şey vaat edilen topraklara gelmiş olmanın verdiği keyif oluyor. Fakat şehre Viyana ve Berlin'deki gibi kahraman bir fatih olarak girmeyi hayal eden Napolyon, şehrin terk edildiğini fark etti. Gelip ona şehrin anahtarını verecek önemli kimse kalmamıştı. Geride sadece kaçacak parası ve zamanı olmayanlar kalmıştı. Napolyon Kremlin'e korumaları ve hizmetkarlarıyla yerleşti. Generalleri de Moskova soylularının lüks evlerine yerleştiler. Bölüklerimiz nerede? Efendim, tüm şehirde yangınlar başladı. Görünen o ki Ruslar bizi... Buna inanmıyorum. Bu barbarlar Moskova'yı yok edecek kadar çıldırmış olamaz herhalde. Geride itfaiye ekibi kalmamış. Hepsini almışlar. O zaman kundakçıları bulur. Biz de onları asarız. Öncelikle yangınların kaza sonucu Moskova'daki ilk gecelerini geçiren sarhoş askerlerce çıkarıldığına inandılar. Barutu ocağın yanına dök. Hepsini havaya uçuralım. Fakat kısa süre sonra yangınların kaza olmadığı açığa çıktı. Şehre yayılmış düzinelerce kundakçı vardı. Peki onlar kimdi? Ve bu cehennemi yaratma emrini onlara kim vermişti? Yakalayın onları. Burada kimse var mı? Eminim. Sanırım burada bir hazine bulduk. Dikkatiniz dağılmasın. İnin! Kutuzov yeni bir çatışma yaşamamak için Moskova'yı terk etmeyi ve birliklerini yeniden organize etmeyi seçmişti. Bu nedenle şehir valisi Kont Rostopchin'i kendi başının çaresine bakması için bıraktı. Depoların, kilerlerin ve sarayların yakılmasını emretti. İstilacı güçlere hiçbir şey bırakılmayacaktı. Herkes iyi mi? Evet, Teğmen. Teğmen Burgonya şöyle yazdı. Patlama olduğunda hepimiz öldüğümüzü, üzerimize düşen şeyler tarafından ezildiğimizi sandık. Ruslar her ne şekilde olursa olsun bizi yok etmek istiyordu. Yaralı mısınız Teğmen'im? Önemli değil. Neredeyiz biz? Bu gece burada uyumalıyız. Bu sarayda uyumak için çok çirkinsin ve kötü kokuyorsun.
Teğmen, gelip bakın. Bunu ne yapacağız Teğmen? Alacağız. Dikkat et. Her şey çöküyor. Buradan çıkalım. Hadi. Tehlike her yerdeydi. Napolyon'un büyük ordusu yanan bir tuzağa girmişti. Etrafları alevlerle sarılmış ve kör edilmiş halde hala zafer hayal ediyorlardı.